Yağmurla gelen program. O zaman herkese selamlar diyelim. Ayça ve Tony ile Ev Hali YouTube programımızın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Yarasalar evden çıkıyor. O kadar seyircileri yok ki ev yarasa dolmuş. Onları çıkartalım önce. Şık 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 diye çıktılar. Ve öncelikle hepinize merhaba diyelim değil mi Tony'cim? Merhaba. Öyleyse merhabayı bir borç bilelim. Ben de programımızı merhaba diye açmak istiyorum. Ve şimdiden hepimize Allah rahmet eylesin. Neden mi? Çünkü hepimizin bir gün öleceği gerçeği burada kütük gibi önümüzde duruyor ve bu anlamsızlığın içinde biz de program yapmaya çalışıyoruz, yaşamaya çalışıyoruz. İşe gidiyorsunuz siz. Biz de evde yapıyoruz işlerimizi. Tony ile mesela sabahları kalkıyoruz. Günaydın diyoruz. Niye? Çünkü bir gün öleceğimiz için. Ondan sonra ya bir gün ölürsek diye korkumuzdan artık daha maymuna döndük. Bu varoluşsal korkularla sizlerle birlikte olmanın haksız kıvancı içerisinde bir kere daha merhaba desem acaba bunaltmış olur muyum sevgili pış pışçı dinleyicilerimizi? Hemen e, bakıyorum masamızda neler var. Öncelikle malzemelerimizi sayalım bu programı yapmak için. Bir adet mikrofon. O da Tony enişteniz. Tony Drosa! 200 gram şeker. Bir radyo, bir adet radyo bilgisayarı, bir adet ee mikser bir adet acaba program kaç saat kaç dakikadır sürüyor diye bakacağımız bir kol e, saati. Efendime söyleyeyim burada bir başka nah yapacağımız başka bir kol saati. Buna 70'lerde kol saati denirdi bu harekete. Bir adet seks kartı ki bu da artık klişesi çıkmış bir espri olsa gerek. Bir adet Tony'nin esprilerine karşı tef. Bir adet gençleşme aparatı. Böyle böyle yaparak YouTuber eğer olacaksak madem yaşıtlarımızla biraz daha mücadeleci olmamız lazım ve gençleşmemiz gerekiyor. Sarkan yerlerimize <laughs> bunu yaparak bir adet programdan... Bir, bu... adet, kedi. Aa, bir adet kedi. Aslında adet kedi. bir adet değil, beş adet kedi var evimizde. Pembe Pan... panter. Evet, pembe panter. O da mikrofonlara ve kameralara meraklı, aynı zamanda çok da hevesli bir e, kedi. Herhalde getirdi. pembe panter biliyorsun, sinemada çok meşhur oldu. Ondan. Evet. Sen göz seması kurarak mı konuşursun insanlarla Tony? Ya ben göz seması kurarım. Mesela yani. kameraya bakarken tribe giriyor musun? Çünkü herkesin kamera alışkanlığı yoktur. Yok hiç tribe girmiyorum. Vallahi. Öyle mi? Şu anda zaten canlı değil o görüntü. Ben de canlı değilim o yüzden. O canlı olsaydı ben de canlı olacaktım. Bak şimdi bu göz seması diyorsun. Göz seması neye olduğuna bağlı. Mesela o görüşmenin sonunda karşı taraftan bir şey istiyor musun sen? O önemli bence. Mesela bir evlenme teklifi yapacaksan göz teması kurarım. Ha, bir şey cevap almaya çalışıyorsun. E tabii çünkü ondan bir şey istiyorum. Halbuki bir ayrılık konuşması olacaksa göz teması kurmam. Hmm. çünkü bir an evvel o limandan çekip gitmem lazım çapayı da bakışlarımı da çapadır orada bakışlar evet. dışına atarım hemen bir de inanmıyorsan bir şeye Tony'nin çok güzel bir özelliği var mesela bizim evimize yetkisiz servisler geliyor herkesin evine yetkisiz servisler gelmiştir kimisi bunu fark eder kimisi alet edevat bozulunca hacamat olduğunda bunu fark edebilir hmm. ondan sonra ve mesela bize bir gün bir ocak için bir yetkili servis geldi ya da fırın için ikisinden biri sonra geldi baktı e, ama bayağı yetkili giyinmiş. Tony dedi ki siz yetkili servis misiniz dedi. Adam evet dedi. Hı -hı. Evet dedi böyle şey yaparak. Tony gitti, dedi ki adam bu işte bilmem neyi makine ya, ya da çamaşır makinesi bunu almamız lazım. 650 bin lirada vereceksiniz dedi. Sonra Tony tam ben bunu düşüneceğim dedi gitti bunlar yetkili eleman değildi dedi dedi ki yetkili servis kağıdınızı kimliğinizi görmek istiyorum dedi adam gösteremedi abi yani tam yetkili değiliz ama iyi yapıyoruz dedi orada uyandık ki yetkili eleman değil nereden anladın dedim nitekim bir yetkili servisi bulduk ve onlar bunda bir sıkıntı yok 50 liralık bir servis parası alıp içindeki bir çamaşır makinesine sıkışmış e, bozuk parayı aldı ve gittiler. Tony nasıl anladın bu heriflerin yetkisiz eleman olduğunu dedim. Çünkü gözlerime bakmıyordu dedi. Değil evet, mi? Evet bakışlarını kaçırıyordu. Sen de mesela ayrılmak istediğini söyleyeceksen ayrı bakmayacaksın. Çünkü niye? Bir insanla istemezse evlenemezsin. Ama bir insandan is, istemese de ayrılabilirsin. Ondan bir şey istemiyorsun artık. O zaman bakışları dışarı açacaksın. Çünkü söyleyeceklerin onu üzebilir. Üzerse de senin ona bakman onu daha da üzebilir. Hmm. Onu o halde üzüntülü şekilde görmen daha da üzebilir. Bence konuşmanın amacına göre bakışları içeri ya da dışarı atmak değişir. Sen hiç bir kadınla ayrılık konuşması yaptın mı? Yaptım. Hadi be. Nasıldı? Yaptım tabii. Nasıl yaptın? İşte böyle yaptım dışarılara bakarak. Boşlukta bir noktaya... Ne dedim mesela? Ay ne kadar üzülmüştür kız ya. Şimdi bana yapsam ben... Var ağzına sıçarım be. Nasıl? Var hayatta kapıları kilitlerim mi? Tamam <laughs> sövgü kolay. Sövgüye karşı hepimiz silahlıyız ama Yok, şaka yok, karşı şey. çıkıl Sövgü sövgü yapmam da Tony gerçekten çok bozu. Ya çok felaket bir şey bir ayrılık konuşmasına maruz kalmak. Of be. Kim bilir bizi izleyen seyircilerden de ne kadar çok maruz ama kalmak. Ama o ayrılık maruz. konuşmalarının en kötüsü de şeydir o. Ee, sen daha iyi insanlara layıksın. O, o, çok kötüydü. O çok <laughs> kişi. O çok kötü. Evet. <laughs> Korku filmi gibi bir şey ama düşünüyorum da. Peki sen en çok neden korkarsın Tony? Mesela ben programın başında ölüm korkusu dedik ki hepimizin temel varoluş korkusu. O. Bir manası yok. Yani düşünsene şimdi varsın yarın yoksun. Ve bir de çok büyük bir bilim, bil, bil, bilinmezliğin içindesin. Bu çok gıcık bir şey. Belirsizlik hem korku yaratıyor hem de büyük bir mutsuzluk yaratıyor aslında içine girsen. Dışarıda çok güzel bir yağmur yağıyor bu arada. Sen nelerden korkarsın Tony? Sana'yı. Yani sevdiğim insana ayrılık konuşmasından korkarım mesela. Ha, o sana konuşacak diye mi? Evet. Düşünsene ayrılık nasıl bir şey biliyor musun? Biz mesela birbirimizi seviyoruz değil mi? Yani eğer hesaplamalarımda bir hata yoksa sen de beni seviyorsun ben de seni seveyim. Hesaplamalar mı? Hesaplamalar öyle derler muhasebe ya. Muhasebe işi bu ya? Filmlerde öyle Aslında derler. Aslında doğru söylüyorsun. Muhasebe işi. Vicdan muhasebesi çünkü. Ha, doğru. Her şeyde bir hesap ve her şey matematikten oluşuyor samada. Şimdi böyle durup dururken sen bana geliyorsun ve Ayça bir süredir bir şey düşünüyor. Eee? Ben senden ya düşünebiliyor musun? Şu durumda böyle bir konuşma yapsan bana ben ya göt olurum. Ben yapsam sana düşün inanabiliyor musun? Ne kadar bir sistem kurmuşuz her şey. O zaman böyle bir konuşmayı hiç yapmayalım. Gel bir anlaşma yapalım sence. Bunu yazılı olarak beyan edelim. Avukatlarımız konuşsun diyorsun. <laughs> Allah korusun beni. Niye yapalım ya? Beni tribe sokma. Ben bağımlı karakterim oğlum. Şimdi öyle bir şey yapsam ben acayip tribe girerim. Bence sende de bir inceden bağımlı karakter var. Yalnız bir psikiyatriste gitmiştim. Bana demişti ki en tehlikeli bağımlılık sigara, eroin ya da işte alkol değildir. İnsan bağımlılığıdır demişti Tony. Sende var mı? Bende... Ya ben de bayağı vardı. Ben de her çeşit bağımlılık olabilir. Yani ben çok bağımlı karakter, karakter olduğum için birazcık da zayıf karakterli bir insanım. O yüzden her çeşit karak, şey e, karaktersizlik bulabilir. Her çeşit bağımlılık olabilir abi. O yüzden dikkatli olmam gerekiyor. Benim spor yapmam lazım bir kere. Her sabah yürümem lazım. Bir kere çok e, algılayarak bakmam lazım. Hiç boş durmadan sürekli bir şeyler üretmem gerekiyor. Yoksa sardırırım kafayı. Kendimi tanıyorum. İşte buna yarıyor. Kendini tanımak ne demek? Geçen programda da bak birinci bölümde de bir adam hani tapınağa e, girmiş yani Tony. Kendini tanımakla ilgili bir şey yazmış. Bunu konuştuk ama. Evet işte. Sokrates dedik ya. Yani. Evet ama kendini tanımak çok klişe bir laf gibi ya. Ne demek kendini tanımak? Ne işine yarıyor? Yani dışarıdan kendine bir yabancı gibi bakmak. Tamam ne işine yarayacak o hayatta? Çünkü bak mutluluğun tanımı neymiş biliyor musun? İhtiyaçlarına cevap bulabilmek. Yani tanımı demeyeyim de insan ne zaman mutsuz olurmuş? İhtiyaçları olurmuş ve bu ihtiyaçları karşılanmadığında mutsuz olurmuş. Daha yeni okudum bir psikoloji kitabında. Yani biz ee, ne dedim demin? Bak mutluluk için <laughs> mutluluk için dört fazla var tamam mı? Bunların dördünü de ulaşırsan gerçekten mutlu olsun. Birincisi fiziksel hedefler hayattaki. Bir şeylere ulaşıyor olman lazım yavaş yavaş. Ha. tamam mı eğer ulaşamıyorsan geri düşüyorsan veya ilerleyemiyorsan o bir mutsuzluk yaratıyor bu bir iki ilişkilerde mutlu olman lazım insan ilişkilerinde mutlu olman üç büyük resimde katkıda bulunman lazım ha. ayça bu çok önemli ayça deyince korkuyorum biliyor musun bazen? neden bilmiyorum benim bilinçaltımda bir şey var herhalde bana bebekken mi çocuk birisi seslendi ayça deyince birisi böyle bir irkiliyorum şimdi sen de ayça deyince irkildin ancak yani büyük resim dediğim zaman mesela ateist de olabilirsin. Spiritüel bir şeyler yapman lazım. Evrene teşekkürünü sunman lazım. Çünkü evren hepimize bir hediye olarak geldi değil mi? Evet. Niye çocuklar daha mutlu? Çünkü yeni geliyorlar evrene ve oyun oynuyorlar. Bak mesela martılar da gemileri takip edenler hep küçük martılardır. O şişman martılar hep çatılarda oturur onlar. Yazık annem bir gün beraber... Yedim. Oyun oynayanlar hep çocuklardır. Vapurda gider onlar ağaçlardır Tony'cim. Ve bir çocuk düştüğü zaman Yaşam dolar için çünkü o düşmesi yaşama da ama bir ihtiyaç düştüğü zaman o ölüme de Anne bir daha kalkacak mı? Kalça kırılırsa biliyorsun artık Alzheimer'ın kapısı açılıyor. Yaşlılarda kalça kırığı bunu bana bir tane nöroloji doktoru, profesörü söylemişti. Yaşlılarda kalça kırığı, kalça kırığından hemen sonra dedi e, Alzheimer başlar demişti. Çok sakat bir şey yani çok dikkatli olmak gerekiyormuş. E, şey... Senin söylediğin bu ha, martı annemle bir gün biz İstanbul'a martı martıya bindik diyorum vapura bindik de e, hep böyle martılar etrafımızdan geliyor millet simit atıyor falan falan annem de dedi ki yazık dedi bizim eskiden dedi bunlar boğazda hiç vapurların yüzüne bakmazlardı şimdi hiç balık bulamıyorlar o yüzden simit simitin peşinde koşuyor garibim diye oturup ağlamıştık annemle diye ben her çocukken bütün hayvanlara çok ağlıyordum. Ama aç olan martılar denizin al, alçak uçuyor biliyorsun. Tok olanlar yüksekte. Öyle mi? Tabii insanlar gibi. Hadi ya. İnsanlarda da tok olanlar hep yükseklerde. Zaten de. tok olanları aç olanlar aşağıda. Tek hayatın içinde göremiyorsun. Doğru söylüyorsun. Şimdi bilmem ne bileyim ve çok zengin insanlar sokakta gidiyor mu gitmiyor. Niye yukarıda gidiyorlar? Bir de tok olup yukarıdan uçanlar aşağıda alçakta uçanların da kafasına sıçıyor. <laughs> ya benim bir gün bir arkadaşım Galata ya bu kimi olduğundası ünlü de birisi ama şimdi söyleyeyim belki bozulur. Galata şey eskiden köprü vardı. Şimdi gençler mi, bilmez onu. Köprüde yürürken bunun bir arkadaşı güldürmüş. Ha 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 diye tam böyle genzine sıçmış vardı. Bingo. Evet abi çok korkunç. En büyük korkularımdan bir tanesidir. Dün akşam bir korku filmi senaryosu düşündüm Tony. Vay işleri büyütüyorsun. Ee, Türk korku filminde nedir? Mesela Türk Türkiye'de bir korku filmi yapılsa bence en uygun kültürümüzü şeydir. Gece herkes uyuyor karanlık. Evde çıt yok ve birdenbire taharet musluğu tazikle su atmaya başlıyor. <laughs> Türk, karşısında hiçbir annesi yokken. Hiçbir anüsü yokken birdenbire taharet musluğu kendiliğinden. <laughs> Türk taharet Bizde oldu biliyorsun bizim evde o. Bizim evde oldu evet. Bir kere oldu evet. Su tazikli gelmiş. O taziye dayanamamış taharet musluğu. ya bir tane sunucumuz var ya, bizim Tuğba. Tuğba diye bir kız çok meşhur ya. Tuğba diye bir kız. Mirgün Cabas'la evliydi hatta bir ara. Neyse çok da güzel bir kız. Mirgün Cabas çok evlendi ama değil mi? Ya, öyle demesek yine de ha. magazine girmeyesek. Öyle değil çok da evlenmedi canım niye? Ondan sonra neyse şey o bir gün bu şeyde polis bir yerden su sıkıyormuştu, tamam mı? Ondan sonra her, hepimiz çok korkuyorduk o dönem. Gezi olayları değildi galiba ama yani ya da, o, yine bir olay sırasında. Bu da paniğe kapılmış haberciliği tutmuş. Diyor ki polis şu anda tanzikli su atıyor. Tanzikli su atıyor diye çok büyük korku yaşamıştık. İşte bu aklımda kalmış. İşte bu da tanzikli Bütün su bir Bütün bu hikayeyi bir kelime hatası yüzünden mi dinledik yani? Tanzik ya, deseydi anlatmayacak. Ama bence çok sempatik gelmişti bana tanzikli su da. <laughs> Sen anlattın diye Şimdi, sempatik geliyor. Ama Tony'cim e, ama o Taharet Musluğu'nun da tanziği çok fena olur Biraz biliyorsun. Biraz utandın galiba. Ben mi? Ha? Niye, bu şimdi bana oynamak ne demek? Ki anlamadım evet. ya. Ay yanakların kızardı da. Benim mi yanaklarım? Sen makyaj yaptın bu. Makyaj yaptım. Ha ondan. Giri tamam. zekalı. Bak şimdi bu Kore'de kadınlar ayaklandı. Evet. Dört hayırcılar diye çıktılar biliyor musun? Ha öyle musun? bir şey oldu. Cinsellik yok, evlilik yok. Ne yapıyorsun? <laughs> Gençleşiyorum bir yandan. Aman çok. Ee, <laughs> seks yok. Çocuk yapmak yok, evlenmek yok. Yani erkeği attılar hayatlarından. Abi yettiler. Ama bu evren bak bu kadar büyük bize bir avanta verdi. Kopmayalım diye birbirimizden. Evet. Değil mi? Kadın erkek. En büyük avantamız ne? Seks. Cinsellik büyük az. Yani avanta mı oluyor? E tabi bu avantaki kopmayın birbirinize muhtaç olun diye verdi bunu. Yani o iyi. ama o zaman eşcinseller ne olacak? Eşcinseller o zaman şöyle diyelim. Heteroseksüelsen kadın erkeğe muhtaç. Eşcinselsen insan insana muhtaç. İnsan Öyle insanın mi? kurdu evet. Yalnız İnsan. şu kapıyı yönetmenimizden rica ediyorum. Şu kapıyı niye açtın oğlum? Niye? Eciğim donuyoruz. Zaten evimizde e, karneyle İşte de kardeşim Kapat şu kalemi, Kapıcı bu adam. Kapıcı mı? Yönetmen. Ya ne tatlı eskiden. Ne kadar zarifsin. Ne zarif adam. Ne zarif adam. <laughs> evet ben bunu yine de yakında tutayım da. Bugün birazcık biz pi şeker gibi olduk. Niye böyle yani, hissettim bir Çünkü zaten Zerintekin Doğru. Bak bugün hep ünlü isimlerden bahsediyoruz. Soyadını hatırlıyorum Hı -hı. ama tabii bu sefer. Ee, demişti ki Ayça birinci oyun güzel geçti mi artık ikinci oyun çok tehlikelidir. Şimdi ilk program çok beğeni aldı ya. İkinci program eğer bunu atlatırsak üçüncü de kesin güzel. Yok yok iyi olur. Şimdi bak bu dört hayırcılara ben karşıyım. Niye karşıyım bu kadınlara erkeği istemeyen için? Çünkü bunlar fabrika ayarlarını oynuyorlar. Bu bizim genetiğimize var. Bu başka biriyle olmak. Tam bunlar demek o. sisteme karşı çıkmaları lazım. Yani kadını bu şekilde hor gören, eve tıkan, çocuk baktıran sisteme karşı çıkacaklarını erkeklere karşı çıkıyorlar. yaratılışa karşı çıkıyorlar. Yani insan tek başına yeter mi? Mesela eşcinsel insan insana muhtaç dedi mi eşcinseller için? Mesela bir el var, kendi elin var. Kendi elinin seni okşaması başka Başka elin seni okşaması başka. Aseksüeller var abi. Niye? Çünkü vücut başka bir insan istiyor. Başka bir insanla bütünleşme. Her insan cinsellikle buluğa giren her çocuk niye buluğa girince hafif tökezliyoruz depresyon gibi oluyor? Çünkü fark ediyorsun ki elmanın yarısısın. Tony'cim aseksüellik diye bir şey var. Evlilikte Bu kaç de aseksüel. kişi de var, aseksüellik. Niye evli herkes aseksüel abi? <laughs> Değil mi? O da doğru. <laughs> Zorcu. Çok küçük As o. Zorcu. Aslında bir seks seks uzmanıyla bundan sonra bence YouTube'daki bu programda birazcık da böyle konuk alalım telefonla melefonla. Değil hmm. mi? Şey yapalım. Konuklar almaya gayret gösterelim sevgili izleyicilerimiz. <laughs> diyerek programımız bütün neşesiyle devam ediyor. Bugün ee, güzel bir hafta sonuna gireceğimizi umuyorduk. Ta ki bu yağmur leş gibi yağmaya başladı. bence güzel oldu ya. Bence arkadan ışık da patlamıyor bu yağmur sayesinde. Geçen programda bayağı arkadan ışık patlıyordu. Tam bir ışıkları kesti. Kıstı daha doğrusu. Ben bu havayı çok severdim çocukken Tony. Belki de ne bileyim annemin e, evden gitmeyeceği. Gerçi annem de evden gitmedi. Sonuçta pavyonda da çalışmıyordu. Annem e, ama yani böyle bir aktif bir iş hayatı da yoktu ama evden birilerinin gitmeyeceğinin bir Herhalde garantisiydi. Şimdi bu hepimizde olan bir şey aslında. Ne, kay neyin garantisi kay anlamadım. Evden gitmeyecek. Hava kötü, kimse dışarı çıkamaz. Hepimiz evin içinde kalacağız ve bu bana büyük bir huzur verirdi. Sende böyle bir şey olur muydu? Yok bu da sen evden kötü evden kimse çıkamaz dediğin zaman hemen Oran Velinin şiiri geldi aklıma. Şimdi eve girsem bile hemen çıkabilirim. Madem ki bu ayakkabılar benim ve sokaklar kimsenin değil. İşte ama evden Bir de çıkardım. sonra da beni bu güzel havalar mahvetti. O biraz gezginmiş, bir şairmiş. Gezgin herhalde. evet, vagabond. Ya Vagabond mu denir ona? Evet gezgin. Hadi ya. Evet. Ama bir şey soracağım. Orhan Veli Kanık nasıl ölmüştü? Bir çukura düştü yani galiba. ne gereksiz değil mi ya? Belediyenin kafa, kazdığı bir çukura değil kafa mi? Kafa iyiydi. Ben de düştüm biliyor musun bir kere? Ben bisikletle giderken <gülüyor> belediyenin <gülüyor> kazdığı çukura bir girdim ve gittim parçalanıyordum yani. Allah korusun ya nasıl oldu? Evet? Baya yolu kazmışlar ben de bisikletle yokuş aşağı gidiyorum. Ha bizim burada. Aha. Yeni oldu. Sonra yazdı gittim denize soktum yaralarımı hemen. Abi Hadi. ben sabahları bazen kalktığımda Tony diyorum ki... Ay güzel bir gün olsun çünkü aniden gelebiliyor yani bilmiyorsun kaza ne zaman gelecek hiç bilmiyorsun ya şu anda çok iyi zaman 5 dakika sonra ne olacağını bilmemek beni çok acayip delirtiyor ya bu kontrol manyağı insanlarda helal değil. ben ben de öyle bir insanım tabi insan diyebilirsek bana ya gerçekten çok beni mutsuz ediyor Tony bir şeylerin senin kontrolünün dışında olması çok korkutucu geliyor evet, bana. Bir de o düşmanın çok kötü bir şey oldu mu diye korkuyorsun cevaplar hemen gelmiyor ya. O da kötü. Mesela düştüm ben bisikletten. Eyvah bir şüphe geldi. Ve septik biliyorsun. Şüphe, şüphecilere septik deniyor. Evet. Hemen ben de denize koştum. Denizi antiseptik olarak kullandım. <laughs> Bu bizim Hasan Bey geliyor ya. O et yemesine rağmen e, veganlar onu çok seviyor. Niye biliyorsun değil mi? Neden? Çünkü hiç Hasan Bey ettiği sütlüye karışmıyor bizim bizim komşumuzu da alet etti programımıza görüyor musunuz sayın seyirciler evet Tony şimdi gelelim istersen birazcık ne madem kadın erkek filan dedin bir heteroseksüel e, sıkıntısı kadınların heteroseksüel aslına bakarsanız bir tek heteroseksüel değil eşcinsel kadınların da sıkıntısı bence pek çok heteroseksüel ve eşcinsel erkeklerin de sıkıntısı olmalı bu erkeklerin kompleksleri abi. Ya bu nedir? Şimdi bir mangal. Şimdi biz İzmir'in Urla'da böyle mangal yakılabilecek arkadaşlarımız var de evimizde de ama ben çok karşıyım mangaldan. Gıcık kapıyorum barbeküyeadan. Ama dersiniz? sen attın mı mangalda da kül bırakmıyorsun. Evet aynen. Ama bu erkeklerin bu ateş yakmayı namustan sayması. Yani sanki anladın mı bir mağaradan çıkmış avcı toplayıcı vay 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 o avı getirmiş 350 tonluk bir. bizonu getirdi de ateşle yakıp yiyeceğiz. O kadar önemli bir ölüm kalım savaşı gibi o ateşi yakmanız. Sonra onu bir penissel bir güç, erk malzemesi olarak ateşi yakabilmek. Efendime söyleyeyim. Değil mi? Şömineyi yakmak. Biz erkeğiz yani. Bizim ateşi yakmak, kızıştırmak bizim işimiz. ah 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 ah. Ya gerçekten programımız çok rezalet devam ediyor sevgili seyircilerimiz. O kadar olur yani ikinci program diyelim. Biz. Bu geçenlerde bir şey bir dinleyici haber yollamış da Japon vücut geliştiricisi bayağı ağırlık kaldıran bir adam. 9 ayda ilişki yaşadığı şişme bebekle evleneceğini açıklamış. Hmm, bak sen şu işe. Bu işe ne diyorsun? Mesela sence bu sapıklar giriyor mu? Yok canım. Bence niye abi? Niye girsin abi? Plastik. İnsan yani... kendi türünden kişilerle cinsel ilişkide Şimdi Tony'cim bu bir malzeme yani e, plastik bir şeyle sevişiyor. Hı -hı. E Sen duygusuz seks yaptığında da sen de başka bir çeşit malzeme et oluyorsun. Bence arkadaş çok formda olmanın sarhoşluğu içinde. Tamam mı? Çünkü ağırlıkçı ya her şeyi artık kaldırabiliyor yani. O yüzden onu hoş görmek lazım. boğ görmemek bir lazım. Bir röportaj belgesel çekiminde bir röportaj yapmıştım vücut geliştiricilerle ve o kadar içim böyle bir hüzün dolmuştu ki Tony. Çünkü vücut geliştirici e, nelere ihtiyacınız var demiştim. Avrupa şampiyonu mu olmuş, dünya şampiyonu mu olmuş ya da öyle bir şey mi katılacak? Bir şeyler kazanmış belli. Onun da şevkinde şey demişti, devletimizden et istiyoruz. <laughs> Çok üzülmüştüm ya. Yazık. E, şişme et Neden onu? dedim et istiyorsunuz dedim. Üstelik bu adamın birlikte olduğu şişme kadına ben baktım şişman resmen. Ha, şişman kadın evet. Evet şişman şişme kadın. Ve sonradan düşündüm ki bak şimdi düşünüyorum. Şişman kelimesi de şişmekten geliyor. Bunu biliyor muydun? Bak şişme kadın sayesinde uyandım ve manevi bir tatmin buldum. Şişme kadın sayesinde. Ben de tatmin oldum. Yoksa Ondan ben geliyorum. de mi sapığım? Yok canım niye sapık ha, olsa? Okay. Toli sen hiç sapık değilsin emin ol. Okey. Ee, bir şey soracağım Toli. Et niye istiyormuş? Çünkü vücut geliştiricilerin. Hı. proteine ihtiyacı varmış. Diyor ki sonra da dedi ki hep tavuk yiyoruz neden mi üzüldüm mi üzüldüm. <laughs> Halbuki yemedi mi hiç kimsenin et yememesi lazım. Doğru. Ya bir kere beni veganlar paramparça yapıyordu çok sinirlendiler. Şimdi ben bir buçuk sene bir veganlık macerası ya, hakikaten ya pardon yüz değildim. Çünkü niye? Atom diye bir bela var bu Urla İzmir civarında. Çok şahane bir meze. Atom da deniyor. Eroin de deniyor. Eroin de diyorlar. Biz atomu tercih ediyoruz tabii. Kriminal olarak. Ee, şey içinde çok acı biberler var. Onları kavuruyorlar. Yağda kavuruyorlar ve sarımsaklı yoğurdun içine koyuyorlar. Bu hayatta benim bir tek zevkim var. O da atom. O da ya eroin. Niye biliyor musun? <laughs> Çünkü acı var ya acı. Acı hem mideye düşüyor hem beyne düşüyor. İkisine birden düşüyor. Akşamda akşama. ha. Ondan sonra bu mezenin hastasıyım ben. Ve abi e, bunu kesemediğim için vegan olamadım. Yani veganım diyemiyordum şöyle dolu ağız dolusu. Halbuki etiket etiket olarak da çok şık bir şey tamam mı? Nesin veganım? Tamam Çok. Yani artık ben son derece modern bir insanım. Her şeyi açtım artık. Hayvanlara filan doğaya bilmem ne ek küresel ısı ve hastasıyız. Her şeyin ben farkındayım filan olabiliyorsun. Çok güzel manevi bir tatminli var fakat atom. O eroin belası. Ondan sonra neyse ben de bir yerden sonra toplum baskısına da dayanamadım. Gerçekten bak camı açtık ya. Genç yönetmenimiz ah seni ne yapmasın. Bak sinek doldu. Ne olsun ne yapalım sinekler de figüran olarak. Sen TRT'nin öyle kadrolu sineği olduğunu evet. biliyor musun? Aa, at kadar böyle böyle elim gibi geziyor. Ha, hani ha, konuklara böyle ha, diye. Hı -hı. Eskiden kesik el diye bir korku filmi vardı. Hani sen bir tek Türk taharet ben Ben bir kere varsa, bir bara bar gittim. Her yer sinek adama şikayette buldum. Beyefendi burası bir sinek bar dedi. Evet veganlık dedin de bizim bir arkadaşımız vardı. Karısıyla öpüşmeyi bıraktı bu yüzden. Neden? Çünkü karısının dudakları çok etliydi. Evet bak ben bir haber yakaladım da onu bugün programda dile getirmeyi unutmuşuz. Ondan biraz bahsedelim. Mevzu enteresan çünkü orta çağda Avrupa'da cellatlar. Hmm. Çok acayip değil mi? Memo'ya çocukken soruyorlardı artık bıkmıştı Memo. Büyüyünce ne olacaksın, büyüyünce ne olacaksın? En son Memo cellat diyordu. Böyle <laughs> Mesela şeye giriyoruz esnafa. Ne olacaksın büyüyünce? onların otomatik böyle müşteri geldi çocuğuna iyi davranayım bir şey var. Büyüyünce ne olacaksın? Cellat diyordu. <laughs> evet. Şimdi bak orta çağda devletler o kadar güçlü değil tamam mı? Elektrik de yok bilmem ne de yok. Suçluları nasıl tutamıyorlar da kaçıyorlar. <laughs> evet. e ne yapsınlar şimdi ellerinde güç olmadığın zaman şiddeti arttırıyorlar. İnsanoğlu da böyledir. Konuştuğun zaman tezine inanmıyorsan sesini yükseltirsin. Sonucum kafanda sinekler çiftleşiyor. tam tepemde. Çiftleşiyorlar bir de. Evet güzel. Ondan sonra ne yapıyor Avrupa'da insan, devletler o zaman Suçlu yakaladılar mı? İbreti alem olsun diye meydanlarda kafasını kesiyorlar. Evet ve çok yakın tarihe kadar tabii, oluyor tabii. bu değil mi? 1950-60 öyle onlar da var. Yani evet. şu anda o canlı şey infazı seyreden kesim hala ayakta bir sürü ya, gencecik insan değil mi? 50-55 yaşlarında o zamanlar yapılıyordu. O zamanlar bu, bu ve bu celattığı kimse istemiyor. Niye hmm. istesin ki yani adam öldürecek öldüreceksin. Cellat mezarlığında. Cellat mezarlığında bizdeki İstanbul'da mesela mezar taşlarında isim yazmaz. Ki saldırmasınlar. Sa Aa, yıkmasınlar cellatları evet, evet. intikam için. Vay. Şimdi kimse cellat olmak istemeyince ne yapacaklar? Bunlar kasaplara gitti ilk devletler. Aa, Sen dediler et kesmeyi biliyorsun. Erzincanlılara. Gel Avrupa'dan bahsediyoruz. Avrupa'da. <laughs> tamam mı? <laughs> Erzincan'ın Avrupa yakasında. <laughs> evet. Ondan sonra kasapları almaya başladılar ve baktılar yetmiyor. Ölüm ölüme mahkum insanlardan dediler ki bak dediler biz seni affederiz ama tek bir şartla. O da cellat olursan. Ana. Tamam hayatını kurtarmak istiyorsan cellat olacaksın. Bir kanun daha getirdiler bunun üzerine. Cellatın oğulları da cellat olacak. Ana. Baba mesleği mecburi yani. Aa olur mu ya? Evet. Babaların günahını ba çocuklar çeker o çok saçma sapan bir şeymiş. Evet böyle babadan oğula geçen bir meslek Genetik olmuş. mirasın tam bir fiziksel iz düşümü. Evet ve cellatlar da tabii toplum içinde sevilmedikleri için bu yaşadıkları şehirlerin hep kenarlarında oturmuşlar. Yes. Kenar mahallelerinde. Gizli saklı ve insanlar bunlarla birlikte olmak istemedikleri için de bunlar da toplumun diğer reject siz nasıl söylüyorsunuz Türkçe? Attığı, atılmış. Kenara atılmış. Mesela üç üçkağıtçılar, alkolikler hep bunlarla takılmışlar. Ne kimse yapsın? onlarla Suçlu görüşmek gibi, istemiyor. Evet, Suçlu gibi. Sistemin suçluları, legal suçluları. Yani düşünsene bir cellatın yerinde olsan hayatını kazanmak için başka insanların hayatını kaybetmesi Devletin lazım. Devletin tetikçisi olmuş oluyor o zaman. Aynen. Ah yazık. Çok Vay kötü. Be. Üzücüymüş hakikaten. Üzücü. Şimdi ama bu cellatlar da zamanla e, kendilerini geliştirmeye başlamışlar. Ve kalabalıklar bu idamları seyrederken, kafa kesme şeylerini seyrederken... E, Cellatın işini hemen görmesi lazım. Eğer suçlu can çekişikse ve de, de, cellat işini çabuk bitiremiyorsa halk ayaklanıp cellata saldırıyormuş. Aa. bu zulmü nasıl yaparsın adama?" diye. Ha. Ve bu yüzden 3 darbede bazı yerlerde 3 darbede öldürme şartı varmış. Eğer 3 darbede öldüremezsen kötü cellatsın. Halk sa sana saldırabiliyor. Eyvah. Devlet seni hapse atabiliyor. Aa. "İşini iyi yapamadın." diye. Kötü ve başlamışlar cellatlar anatomiye okumaya Ana. Ve kendilerini geliştirmeye, okuma yazma bilmeye, te kitap, defter karıştırmaya. Vay vay vay. vay. Çok Aa, acayip değil evet mi? Evet abi. E sonra insan okudukça çünkü ölüme karşı olur. Yani eğitimin en güzel tarafı ölümün kötü yani öldürmenin kötü olduğunu. Yok canım birçok okumuş insan var ölüm cezasından yana olan. Onlar tam okumamıştır. Tam okuyamamıştır. Ve dikkat et bak. Karanlık o vardır o sırada. Enteresan sayıda. bir şey var. Ayça. Ölüm cezasından yana olanlar Kürtaj'a da karşılar. Onlara biz topyekun sağcı diyoruz Tony'cim. Neyse devam edelim hikaye. Bunlardan bir tanesi Alman Franz Schmidt diye bir cellat. Bu adam bayağı okumuş, çok ilerletmiş. 7 tane de çocuğu olmuş ve doktorluk da yapmaya başlamış. Hmm. Tamam mı? 45 sene cellatlık yaptıktan sonra bayağı da zengin olmuş. Doktor 45 senede 341 infaz yapmış. 45 seneye böl 341'i. 341 yapan doktor mu olmuş? Doktor olmuş. Fakat 15.000 kişiyi de iyileştirmiş 45 senede. Ah canım. Yani öldürdüğünden daha çok iyileştirmiş. Vay be. 341 infaz. 45 ama... senede kaç yapar? Adam 2 ayda bir adam öldürüyor yani. Tony ama şunu da söyleyeceğim. Bak şu anda bile üniversitelerde tıp bölümlerinde kadavra bulmak ne kadar zor. Değil mi? Hı. O zamanlar bir de günah. Yani şimdi bile tam net değil günah olup olmadığına tam emin değiliz ama bilimsel olarak herhalde değildir artık. Ama kadavra bulmak çok zor. O zamanlar hiç bulunamıyor. Hiç bulunamıyor o zamanlar Tony. Adam e, aslında bir nevi... Ne yapalım kadavra piyasasına mı girelim? <laughs> şey gibi bir gün bir arkadaşı vardı tamam ee, çok ayıp olacak YouTube'çu kardeşlerimize ama onlar da acık alışsınlar böyle biraz ağzımız bozuk olabiliyor zaman zaman bir şey anlatırken bir arkadaşım var gereksiz yere kaba dayılık yapıyor tamam mı böyle artistlik yapıyor Dedi, Artiz. ha, bunu işten atma tehlikeleri var ne olacak canım Affedersiniz kimi keser yerim kasaba minnet etmem dedi. Evet. Bunu da ben bir arkadaşıma... E bir tane var dedi çünkü onda kestim ne olacak ondan sonra ne yiyecek diyor. <laughs> <laughs> Onun gibi bizde kadavra olsak bir tane bedenimiz var. Ondan sonra ne yapacağız? Sevgili seyirciler, programımız YouTube'da Ayça ve Veton ile Evhalinin ikinci bölümü bütün dehşetiyle devam ediyor efendim. Neyse bu Franz Schmidt şimdi yedi tane çocuk yaptı ya. Evet. Çok da zengin olmuş, güzel bir konağa geçmiş Ayça. O konakta yaşamaya başlamış ve 70 yaşında emekli olmuş. Evet. Ve cesur bir teklifle babasının işkence mirasından oğullarının muaf tutulması için evet. Bavyera'da yetkililere başvurmuş Aferin demiş. Ki, be. Ben demiş bu çocukların lütfen cellat olmasını istemiyorum. ben de bak 45 sene size hizmet ettim. Bu teklifimi lütfen kabul edin demiş. Hiçbir çocuğumun cellat olmasını istemiyorum. Canım demiş. ya demek çok üzüldü. Ve kabul etmişler. Bu da cellat hikayelerinde bir mutlu son olarak tarihe geçmiş Sayın Başkan. E, güzelmiş. Enteresanmış ya. Bu tarih çok güzel. Aslında gündelik e, işler tarihleri de var. Onlar evet. da güzel. Yani cellatın adı Franz Schmidt 1555 ile 1634 yıllarında yaşamış. Bunu da dipnot olarak. 1555-1634 çok yüksek bir rakam gibi değil 361 mi? 361 infazı var. 41 demiştim galiba. Sen cellat olabilir miydin? Ben hayatta olamazdım. Peki ufakken hiç adam asmacı oynamadın mı? Çok oynadım. E, çok severdim. O zaman severdim. cellat oldun işte. Evet bir nevi sanal cellatlık yapıyorsun. Bilgiye ulaştıkça. Evet. Ama e, benim yüzümden hayvanlar öldü. Nasıl yani? ya? O çok büyük yaramdır. Ne oldu mesela? Abi şöyle bir şey oldu. E, maalesef benim yüzümden bir kedi, e, bir köpek, iki de kuş öldü. A Açıkla şunu ya. Bir kedi, bir köpek, Ay evet. iki kuş. Evet ya, çok feci. Küçükken bir tane kediden başlayayım. İlk kediden. kedi çok kucağıma ama daha çok küçüktüm. 5-6 yaşlarında kucağıma çok fena alıyordum. Alıyordum, bırakıyordum, alıyordum, o kaçıyordu. Alıyordum, o gidiyordu. En son hayvan kusmaya başladı. Annem de dışarı koydu hani dışarı. Çünkü zaten ev bahçe katıydı. Kusun sonra tekrar alırız dedi. Abi o yavru kediydi. Bir gittik araba ezmiş annem dışarı çıkınca. E, tamam bunda senin hiçbir suçun Benim yüzümden. Niye? Ama şimdi buna ne dersin? Direkt benim yüzümden. İki tane muhabbet kuşu vardı. Arka odada gürültü yapmasınlar. Çok bunlar çat 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 sürekli böyleler ya. Çok gürültü yapıyorlar diye arka odaya koydum. Yemeklerini suyunu veriyordum. Ama 17 yaşındaydım. 18 yaşında öyle bir şey. Çok küçüktüm. Sonra yazlığa gittim ve onları yemek ve onları unuttum orada. Geldiğinde açlık ve susuzluktan ölmüşlerdi. Tamam Bu benim, bu direkt benim yüzümden. Keselim buraya koymayalım. Lütfen çok üzülüyorum. Tamam evet. Of. Sonra köpeğe gel. Ya da koyalım. Ne yapalım canım? Gerçeği değiştiremeyiz. Köpek de şöyle bir şey oldu. Memo bebekti. E, Memo bebekti ve Evde de köpek, bizim köpeğin de sağa solu belli olmazdı. Mesela bir tane çok gıcık bir erkek arkadaşım vardı. O böyle oturur ki ertesi ertesi bacak bacak üstüne oturuyor filan. Yoksa şu köpek resmini onun için mi yaptın? Şu arkadaki yok, dedi yok, gözüken? Onun için gözüken. Değil. Öyle değil de bu küçük fino. Bu kedi şey. dili var. Tatlı da yapılıyor. Bu köpek dili ne işe yarıyor? O da kötü espri de yapılıyor. Evet. Sonra ee... Bu böyle köpek gelip bunun bacağına ise işemişti bir kere böyle artı sert otururken. Böyle komik bir köpekti. Sağa solu belli olmuyordu. Teyzemi bir gün annemin üstünü örterken teyzemi gelip bacağından ısırmıştı. Memo da bebekti. Ya yani böyle biraz de dengesizce bir köpekti. Memo da bebek. Adı neydi? Zagor. Oo. Baltalıyla. <laughs> Hatta o bir bekar evimde benim zilde Ayça Zagor Tenay yazıyordu da. Bunlar iki kişi bir evde yaşıyorlar. Tek kişilik su parası ödüyorlar demişlerdi benim bekar evimde. Zagor Tenay herhalde benim Manita sanıyordu. Evliyiz. Ayça, Ayça Tenay. <laughs> ya, tenay Türk ismi de olabilir yani. Ten de var, Ay da var. <laughs> evet yani. Ayten varsa Tenay ya, niye olmasın? Yalnız Ayten de şöyle bir şey oldu. Biz bir gün biz Yunan adasındayız. Arkadaş var bir tane Selim diye de bir çocuk. Ondan sonra bu işte araba kiralanacak. E, arabayı kiralarken Yunanlı adam İngilizce bilmiyor. Tony konuşuyor Yunanca. Adam Ayten dedi çocuktan şeyini. Ayten dedi ehliyetini istiyor. O da yok Selim diyor. Ayten <laughs> diyor Ayten. Filan diyor da Selim diyor. Meğersem i10. Hyundai i10'muş ona Ayten. Evet diyor. Aylı çok isim var ya. <laughs> Türkçede değil mi Ayça? <laughs> Bu beni çok güldürüyor. Bak Ayça mesela. Evet, Ayça. Ayça. Ayın en küçük dilimi değil mi? Evet. Mesela Ayten. Bir de Mehliler var. Meh de Ay demek biliyorsun. Doğru. Meh ama Farsça Ay Mehpare. demek. Mehpare. Mehpare Ay parçası demek. Evet. Mehtap, ay ışığı demek. Evet. Mehlika. O ne demek? Ay çehreli. Aa. Tabii. Bir, 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 öyle bir isim geçmiş hayatımızdan. Bir manita kokusu var. Aa, boşver Aa. <laughs> bir manita kokusu aldım bu işten. Şey, sonra Zagor'a bir gün Memo da emekliyor daha. 6-7 aylıktı. 7, ya da kaç aylık emekliyorlar? Bu 9 10 aylık falan emeklemeye başladım. Ama eyvah dedim bu köpek bunu ısırır, yüzünü gelir zatte ısırır. Hiç anlamaz. Köpek nereden bileceksin? Nasıl emekliyor ya? Çocukken mi emekli oldum Memo? ben de kolum tamam, yapma. yapma. Kolum yoruldu. <laughs> Kötüydü zaten. Ondan sonra bir gün bunu da ben böyle şey yapıyorum. E Ama komik değil mi? insanlar yaşamın başında emekliyor yaşamın sonunda emekli oluyor. Ya Zagor'un da sağ solu belli olmuyor ya. Ondan sonra işte ben de Memo'da tam böyle kaç aylık 9-10 aylık işte baktım ki bu bunun ısırma tehlikesi var tamam mı. Ben de Memo'ya şey Zagor'a dedim ki Zagor'cum dedim hadi gez gel oğlum. Abi o da tam da yeni şey yapmıştık et gibiydi böyle T tüylerinde yeni tıraş ettirmiştim. Şeyde veterinerde kalmıştı tasması da yoktu. Hadi Zagor'cum gez gel dedim sonra baktım gelmesen de olur dedim. Ama öylesinde ya. ben tek başıma konuşmuştum. Gitti Duydu ve vay. gelmedi abi. Bir hayvan. daha hiç gelmedi mi? Bir daha gelmedi. ama ne aradım ne aradım. Ne aradım ne aradım ya. Böyle şimdi beni hayvanseverler paramparça edecek biliyorum yorumlarda ama. Bunlarla zaten ben yaşamak çok feci bir şey ya. Bu vicdan azabı çok kötü. İşte gençlik abi. Ama gençlik. geçenlerde de Meral'e kızdın. Bu yeni yaptırdığın kılıfların üzerine çıktı diye. Simsiyah yaptı çünkü. Evet yağmurlu havadan geldiği için. Ve hayvan bir daha dört gün gelmeyince korktun mu yine? Yok geleceğini biliyordum. Ama Zagor'un gelmeyeceğini anladım. Evet. Çünkü Memo'yu da kıskanmıştı o. Ya üzücü oldu biraz ama... İşte böyle bunlarla ben mesela geçen bir programda dedim ya kendime bile söyleyemediğim şeyler yaptım hayatta işte bu onlardan bir tanesi. Hı. Bu iki kuş kedi hadi çok küçüktüm 5 yaşındaydım ama iki kuş da 18 yaşındaydım bir de zagor bunlar benim ama içimde. Ama buradan öktedir. direkt senin suçun olan bir iki kuş var o kadar diğerlerinde bir suç yok. Zagorda da var. Yok abi orada duygusal yükleme var bence. Öyle mi Bak şimdi geçen programda sonbahar dedik ya, sonbahar dedik. dinleyicinin biri yazmış ki yok kış geldi artık ne sonbahar. Sence kışın ölçüsü nedir abi? Üşümek. Kışın Hayır nereden alırsın? Hava soğukluğu mu? Evet. Bence değil. Bence kışın ölçüsü ne biliyor musun? Yapraklarını döken ağaçlarda son yaprak düştüğü zaman kış başlamıştır. Ve ilk baharda da filizlenen yaprak çıktığı zaman Ya e Bahma. Kış bitmiştir. Hadi ya. Bence çok güzel bir. O ölçük. zaman hala kış başlamadı. Küresel i̇şte ısınma mahvedecek bizi de. Orada bir tane bir ağacı seçmeliyiz, bir bitkiyi seçmeliyiz ölçek olarak çünkü hepsi değişik değişik hmm. döküyor. Bence asmalardır. Yani asmada son yaprak düştü mü kış başlamıştır. Asma sürgün verdi mi kış bitmiştir. Evet. Romantik bir betimleme oldu. Öyleyse programımızı ufak ufak toparlayalım bugün. Biraz daha daldan dala konduğumuz bir program oldu. Bir şarkı ben söyleyeyim telif hakkına girmesin diye. Vaktimiz var mı yoksa direkt kapatalım mı? Bilmiyorum yönetmen bey nasıl var? Mi? Var mı? yönetmenimiz arman seveyim. Evet. Ne söyleyeceksin bize? Romantik bir şarkı mı? Tra komik bir şarkı T traşı, mı? Traşı komik. Yoksa komik bir şarkı mı? Değil Onu seyircilerimizin takdirine bırakıyorum sonra. Haydi sonra. Haydi. haydi o zaman. Benim ablam... Pardon bu benim ablam oldu. Beni şişmanım diye sevme. Arkadaşınım senin. Basenime arkamdan gülme. Arkadaşınım senin. İşten atıldığım zaman. Bıyık altından sevinme. Sevgilim terk ettiğinde Ha ah, bu da yalnız kaldı deme Sormadan öğüt verme Her bokuma karışma Senin iyiliğin içindeyim Kendini tatmin etme Sevgilimle flörtleşip arkadaşınım deme. Farkındayım, çok ayıp. Ama bu işler böyle. İşlerin tıkırındayken telefonu açsan ya. Ayıp olmasın diye fotoğrafı like'lama Parasız kaldığında Borç isterim diye korkma Mutsuzum diye kaçma Arkadaşınım senin Kendinle kıyaslama Arkadaşınım senin içinden yargılama Arkadaşınım seni <laughs> Yazık Tony de şeyler var ya talk show'larda böyle hıyar gibi sabah programlarında hani otururlar onlar da böyle dinlerler ya böyle oturduğu yerden şarkıcı da <laughs> gider şarkıyı söyler <laughs> Kalksam <playbook gülüyor> <yapan. gülüyor> kalkamam Evet <gülüyor> sevgili arkadaşlar sevgili dostlar Haftaya YouTube'da yine 3. bölümümüzde görüşmek üzere. 2. bölüm lütfen kanalımıza, kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, lütfen e, like'lamayı unutmayın. E. Ve de tabii ki yorum, öneri, zartı zurttu hepsini yapmayı da sakın unutmayın. 25 Ocak, aman 25 Aralık'ta İzmir Performans Hall'de e, bir stand-up'ımız var. Bütün İzmirlileri bekliyoruz. Saat 8'de çarşamba akşamı biletler Biletiks'te ve İstanbul'daki ilk gösteri tarihimizde 22 Ocak'ta henüz onun biletleri Biletiks'te değil onun da haberlerini veririz. Hafta içi de radyodayız ayçeyvali.com 9-11. Bay bay.